Şöyle bir imtihanda var mı? Hep derler ya, söylediklerinize, dilden çıkanlara dikkat edin diye. Çünkü onlar dönüp dolaşıp sizin hayatınızda yer bulur. Hatta yapılan araştırmalar, dinlediğiniz müzik, yani şarkıların sözlerine bile dikkat edin. Sonrasında onlar hayatınızda yer bulur diye. Buna ne kadar dikkat etmeliyiz? Kesinlikle çok fazla dikkat etmeliyiz. Çünkü bu bilimsel verilerle ortaya koyulmuş. Hangi şarkıyı dinliyorsak, hangi söylemlerde bulunuyorsak, hayatımızda neden çok korkuyorsak onunla imtihan oluyoruz. Ve bunu yaşamlarımıza mıknatıs gibi çekiyoruz. Çünkü evren ve insanoğlu sürekli bir frekansla uyum ve uyumsuzluk hali içerisinde. Bu yüzden atalarımız ne demiş? Söz ağızdan çıkana kadar senin esirin, söz ağzından çıktıktan sonra sen onun esirisin. Bu anlamda gerçekten düşüncelerimize, bize çocukluğumuzdan itibaren çok doğru veriler, çok doğru bilgiler verilmemiş olabilir. Ama bu anla birlikte, bu yeni ayla dilerim bunları düzeltmeye, bunlarla ilgili yaşadıklarımıza dönüp baktığımızda hiçbir başka şeyin bize aynalık etmesine gerek yok. Düşünün şimdi bir müzik vardı, şimdi ismini zikretmeyeyim. İntihara sürükledi o sanatçımızın şarkısı insanları. O kadar bunalımda veya hassas olduğu bir noktadaydı ki insanlar kendi kendinin celladı oldu. Bu yüzden pozitif, enerjimizi yükselten, şimdi dua okunurken de bizim inancımıza göre tecvid var değil mi? Hele güzel sesli biri okuduğunda kalbimiz, ruhumuz arınır, huşu içerisinde hissederiz. Ne anlama geldiğini bilmesek bile o enerji frekansı bedenimizde, ruhumuzda değişir. Bu yeni ayla beraber bunlara dikkat etmemiz. Aynı zamanda ses tonuyla, ses tınısıyla sürekli hayatında bir şeylerden şikayet eden ve o şikayet enerjisiyle bizi de kendi sarmalına çeken insanlarla ilişkilerimizin üzerinde durma zamanı. Çünkü bu yeni ayla beraber temelinde güven, temelinde sevgi olan ilişkilerin yapılanacağı, sevgiden yoksun, tek taraflı fedakarlıklar ve mecburiyetlerle ite kaka giden ilişkilerin noktalanacağı enerjiler bizi karşılıyor. Bu yüzden seçimlerimizi, irademizi, neyle karşılaşacağımızın ipuçlarını verirken gökyüzü biraz daha yüksek bilinçle yapmaya gayret göstermeliyiz.